Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün bir arkadaşım, dostum, yaş olarak büyüğüm, Altun Seçkiner. Onunla beraber hem oyunculuk üzerine, hem mankenlik üzerine, sanat üzerine ufak bir söyleşi, sohbet etmek istedim. Çünkü kendisi Altun Seçkiner, oyuncu, manken, dünyaca tanınıyor. Yaklaşık 150 mi 130 ülkede biliniyor, ödülleri var. Ufak bir tanıyabilir misin? Öncelikle herkese merhaba. Şimdi bu işe ilk başladığımda üniversitede öğrenciydim ben. 99 senelerinin sonuydu. 2000'lerin başına doğru modellik yapmaya başladım. İlerleyen zamanlarda çok teklif gelmeye başladı bana. İlk modellik olarak? Modellikle başladım. 2000 senesi diyebiliriz, 2000'in başları. Evet. 2002'de Kıbrıs Erkek Güzeli oldum. Ondan sonra giderek işte reklamlardı, şeydi falan derken 2005'te mezun oldum, Türkiye'ye döndüm ama o dönem arasında hep modellikle uğraştım. Kıbrıs'ta okuyordum çünkü öğrenciydim. Buraya dönünce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden tiyatro eğitimi aldım. Yıl kaçtı? Yıl 2008. Modellikten artık oyunculuğa geçiş süreci başladı. Evet, evet. Çünkü eğitim almanız gerekiyor. Ne kadar bu işi severseniz sevin, ne kadar yakışıklı veya güzel olursanız olun. Eğitim olmadan olmuyor. Kesinlikle. Yani eğitimin sonu da yok. Eğitim hani, şart. Tabii eğitim şart. Bir de eğitimin sonu da yok. Yani tabii insan kendini geliştirmeli. Hani ben eğitim aldım, ben oyuncu oldum, ben şunu yapayım. Hayır. Yok. Çünkü eğitim çok ucu açık. Yani oyunculuğun da öyle. Aynen. Ucu çok açıktır. Yani bizim aldığımız eğitim zaman daha gelişiyor. Güzel. Zaman değişiyor. İnsanlar değişiyor. Tabii. Bildiğimiz şeyler değişiyor. Doğal olarak bildiklerimiz eskiyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. Tabii. Sonrasında işte Ölümsüz Kahramanlar'dan teklif gelince Türkiye beni komutan diye tanıdı. Evet. Güzel de bir iş oldu. Süreçleri biliyorum. Evet. Yani, güzel de bir iş olmuştu arkadaşlar. Bir de hani şeyizce böyle kanımız kaynıyor o zaman şeyiz, komutan oluruz, tabii silah elimizde falan, tabii kötü şey silah ama komando oynamak beni çok memnun etmişti, yani çok mutluydum, yani çok severek yapmıştım. Bir de ciddi olarak ilk işimdi, yani artık başladım. Tabii bütün benliğimi vermiştim. Yaş kaçtı o senelerde, 2008 miydi? Tabii 2008, 2009 Ölümsüz Kahramanlar, işte o zaman 82 doğumluyum, 27 falan. Tam yaşında yani, hani eğitim, bir de şimdi o 4-5 sene modellik yaptığım için kameraya çok aşina. Evet, oradan da bir rahatlama var ya. Yani. Tabii, çünkü podyumlara çıkıyorsunuz, televizyonda televizyonlara çıkıyorsunuz. Heyecanını bastırıyorsunuz. Heyecanını bastırıyorsunuz. Çünkü binlerce insan sizi izliyor o zaman, podyumda yürüdüğünüz zaman. Ya reklamlara çıktım birçok. Kıbrıs'ta televizyon programlarına. Vodafone falan. Tabii, o da ilk aldığım reklamdı. McDonald's'lar falan. Yani biraz önce başlarken dediğim gibi gerçekten dünyaca tanınıyor. Hatta Facebook yahut sosyal medya, Instagram'ı bizim buradaki yaşayan insanlardan ziyade hep yabancılar takip ediyor. Evet. Evet, bizden de var, tanıyanlar var. İlla ki var ama genel anlamda hep yabancı insanlar seni biliyor. Çünkü 139 ülkede iş yapmış ve ödül almış bir insan Altun Seçkiner. Gerçekten büyük başarı abi. Şimdi şöyle anlatayım Cüneyt. O da nasıl oldu işte, kısmet. İlk Azerfon'u aldım ben. İlk reklamı. Bakü'de, evet. Aliyevler'in işiydi. Azerfon. Çok tutuldu orada. 2 sene gittim, İzledim geldim mi? Ben Bakü'ye. Evet, yani o bir reklam gibi görünüyor aslında ama o part onu kesip 3-4 reklam olarak aslında kullandılar. İlk öyle başladı yurt dışında benim, Bakü'de. Sonra işte en son bu Elif dizisini alınca, Elif dizisi gelince... Oradan artık dünyaya açıldı. Evet, nasıl olduysa ilginçtir. Önce Endonezya, Güney Amerika, Güney Asya ülkeleri, Endonezya, işte Kolombiya, Peru, Şili, bu tarz Amerikan ülkeleri falan. İlgi göstermeye başladı. Aa, bir baktık, 133 ülke olmuş. Yani şimdi ben babadan dolayı biliyorsun Avrupa vatandaşı. Evet. Bu arada benim babam Kıbrıslı, Kıbrıs Rum tarafında. Bir başarı öyküsüdür seninki. Şimdi dediğim gibi benimki biraz şanstı, kısmetti artık. Nasip. Ne derseniz deyin, nasipti. Kanal 7'de Elif dizisinde oynuyorduk. Güzel de bir karakterim vardı. Bu bir ekip işidir. Kesinlikle. Yani, ben hep söylüyorum. Yani bir başrol, bir erkek başrol, kadın başrol. Hayır, yani oradaki bir kahya, bir yardımcı, bir kardeşim. Eyvallah. Bu ekip işidir. Kamera arkası da öyle. Yani aynen, tamamıyla bu ekip işi olduğu için çok şey, hani ben başrol oynuyordum falan, bu tarz konuşmaları biliyorsun, çok sevmiyorum. Bir de diğerlerin hakkında yemiş oluyoruz hocam. Çünkü eyvallah, herkesin emeği var. Tabii. Kamera arkası, tabii, bak sen abi, kamera arkasıyla da çok uğraşıyorsun. Çay getiren adam da büyük emektir abi yani. Ya, küçümsene. Zaten bir ekip olduğun zaman Cüneyt, yani şimdi kim derdi ki Kanal 7'de, Allah'ın Kanal 7'si, kimse izlemez. Çünkü bugün öyle bir A değilmiş. Kanal değil, işte ATV, Star Kanal diye artık hangisini izliyorsanız.
Kanal 7 hayatında ilk defa düzgün bir proje yapıyor, dizi yapıyor. O da öyle bir tutuluyor ki 133 ülkede. Tabii şimdi bakıyorum takipçilerimi. Tabii Türkiye'de de çok iş yapıyorum. Birçok dizide oynadım ama bu son diziyle birlikte genelde işte Güney Amerika olsun, ne bileyim Endonezya, işte Asya ülkeler olsun. Hep takipçilerim oralarda. Türkiye'de yaptığın iş neydi abi? İzleyenler mesela merak ediyor. Türkiye'de yani nerede oynadın? Nerede oynadım? Kollama. Bir sezon. Ekip 1, 3 sezon. Ölümsüz Kahramanlardan sonra bunlar. Adanalı. Küçük Kadınlar. Arka Sokaklar'da 12-13 bölüm. İlker abinin avukatını oynadım. Yani baktığınız zaman bir 16-17 dizi oluyor. Öncesinde Acı Hayat var, Şöhret var. Ta eskileri hani bunları söylemiyorum çünkü çok uzun yıllar oldu. Arka Sokaklar iyiydi. Akasya Durağı'ndaki karakterim iyiydi. Orada da bir 11-12 bölüm oynadım. Sonrasında da Elif geldi işte şansıma. Orada da 182 bölüm. Bayağı dolu gidiyor. Tabii. Şu an ne yapıyorsun abi? Ya şu an ne yapıyorum? İşte bir Mersin'de sinema filmi çektim başrol. Kaçak Avcıları çektik. Evet. Pandemiye takıldı şansımız da çok da güzel iş oldu yani, ama bekliyoruz yani. Bekliyoruz. Yayına girecek. Yayına girecek o da. Satışı falan yapıldı. Girecek. Yapıldı. Çok da güzel bir komedi işi. Başka ne yapıyorum? At eğitimi aldım işte bu arada. Ki görüşmelerim çok oldu ama cevap veremedim. Çünkü hastanedeyim, sağlık sorunlarım var. Bir de dedim ki biraz daha kendimi sineye çek. İnşallah sorunlar bitmiştir abi. Bitti, çok iyiyim, zımba gibiyim. Yani artık skeçlerde zaten bomba gibiyim. Varsın, olacaksın. Evet. Süreç umarım senin için güzel işler, iyi işler gelir. Hem sinema filmi olarak hem diziler olarak. Çünkü gerçekten jön olarak Türkiye'de çok nadir ve az insanlar var. Yok yani açıkçası yok. Evet. Bugün 70-80-90 milyonluk ülkede 60 milyon oyuncu. Herkes oyuncu. Herkes oyuncu. Orada, onda sorun yok. Ama hani jön şeyinde, kalibresinde yok abi. Yani bugün kaç kişi sayabiliriz ki? Ancak hani parmaklarımız anlatabiliyor muyum? Sen o statüdesin. O anlamda ve o kalitede bu sağlık sorunlarını bitirip tekrar hızlı bir dönüş yapacağını umut ediyorum. İnşallah. Çünkü. Güzel olacaktır senin için. Çünkü yani biraz sağlık dediğin şeylerden biraz hani geri çekildin ama çok şükür bitti. Bitti. Saldıracağım Allah'a şükür. Saldırıyorum. İşte at biniyorum. Eğitimler tamam. Eğitim tamam. Spora başladım. Boks falan. İyi hissediyorum kendimi. İnşallah bu sezon keza senin de öyle bak. En son Çukurova'da bayağı iyi. Yani Çukur'u söylemiyorum. Çukurova'yı söylüyorum özellikle. Çukurova'da çok güzel bir karakter oynadım. 16-17 bölüm evet, değil mi? Tamam. Yanlışım olmasın. 16 bölüm falan. He. İşte pandemi girdi. Gene bir şeyler oldu senin şeylere falan. İnşallah bu sezon piyasada hareketlenmeye başladı. Ufak yani ufak sanki oluyor. Ne kadar eskisi gibi olmasa da artık biraz hızlanıyor. Yani hayatımız tamamen olmasa da normale giriyor ve işte artık sektörde normale girmek zorunda. O hızlı dönemi yakalaması lazım. Ve yakalayacak bak görürsün yani etrafımızda abi, duyuyoruz. Yakalamak zorunda. Bu da bir sektördür. Yani ne kadar sanat olsa büyük da bir ticarettir, anlatabiliyor muyum? Binlerce, belki milyonlarca insan yani buradan ekmeğini kazanıyor ve toparlanması lazım. Birçok sektör gibi. Her şey iyi olacak. İyi düşünelim, iyi olsun. Söylemek yine istediğim bir şey varsa. Sadece şunu söyleyeceğim ben. Bir kere işinizi severek yapın. Yani ben işime aşık biriyim. Açıkçası ben işletme mühendisliği okudum İngilizce. Kıbrıs, oradan Boston, Amerika'ya gittim. Ama hep aşıktım yani modelliğe, oyunculuğa, eğitimimi aldım, eğitim alın, tiyatroya gidin, izleyin, oynayın, kitap okuyun, ezber yapın. Yani bizim aldığımız eğitimler bile devede kulak aslında bir şey değil. Çünkü eğitimin sonu yok. Teknoloji, dünya değiştiği ve geliştiği sürece oyunculuk da değişiyor, gelişiyor. İşinizi severek yapın, bunu söyleyeceğim. İnanın, odaklanın, başarılı olmamanız için bir sebep göremiyorum. Tabii ki şartlar bazen istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu da doğal. Yani işte örnek karşınızda. Olabiliyor bunlar yani. Hani modunuz düşmesin. İş yapamadığınız zaman olmadığı zaman. Şey yok. Pes etmek yok. Pes etmek yok. İşinizi severek yaptığınız zaman illaki bir süre sonra karşınıza çıkıyor Cüneyt. Yani sen de şaşırıyorsun. Bir de enerji ve sinerji meselesi. Bu yukarıya yolluyorsunuz. İyi yollayın. Pozitif yollayın. İllaki dönecek bize bu şeylerimiz. Benim diyeceğim bu kadar.
Başınız ağrıttıysa eğer kusura bakmayın Cüneyt kardeşimle. Çok mutlu oldum. Skeçlere inşallah devam edeceğiz. Devam edeceğiz abi. Ben çok eğlendim geçenki skeç. Seni de çok beğendim. Bakalım göreceğiz. Durum bu arkadaşlar. Umarım sohbetten sıkılmamışsınızdır. Söylemek istediğim bir şey varsa abi. İyi bakın kendinize. Saygılar, sevgiler. Eyvallah.